Üst pamuk tekstilin CEO'su Yaşar Yüksel ve zarif eşi Safiye Hanım da davetteydiler. Zarif eşi demiş, yani ben. Ne kadar genel müdüre benziyorum fotoda ya. Çünkü genel müdürsün Yaşar. Ay Yaşar, şu an 70 milyon bizi tanıyor. Baba, Talip aradı. Gerçekten paraları yokmuş. Yani ev alamayız ama peşinatı denkleştirip inşaata falan girebiliriz diyor. Ben o Talip'e kafa göz gireceğim de... Hayır madem yani 5 kuruşunuz yok ne diye... Koskoca CEO'nun kızına talip oluyorsunuz canım. Öyle eve almayacaklarsa kız da yok. Ya anne! Ya Yıldız? O Şenlüce adısıyla aynı evde mi oturacaksın yavrum? Oturmam. Aynı şehirde oturmak bile bunaltıcı. Hayır, oğlan çok istiyorsa çalışır, biriktirir, evini alır, gelir yine ister. Zaten küçüksün kızım. Bak, bizim çevrede herkes 30'unda evleniyor. Açık 50 dolun yavrum. Ha, şuna bak, şuna. Çok mutluyum ya. Her akşam mesaj geliyor, koştur koştur gidiyorsun. Soru ama bir diye diye bir soru. Yok, bunu soruyorum zaten sabahtan beri gündüz. Doğru. Yok kız kardeşimin arkadaşları, yok hamile bir kediyi doğum için veterinere yetiştirdim. Bir ton palavra. Dün gece 3 defa aradım seni gündüz, 3 defa. Üçünde de arkadan müzik ve kadın kahkahası geliyordu. Kim bu? Aplikasyon. Ne? Ya ara ara ben sen sürüverci oldum. Komşunun arabasıyla İnsan taşımacılığı yapıyorum geceleri. Niye? İnsanlar kendilerini taşıyamıyorlar. Ay, para kazanmak için. Gündüz çok pardon. Bizim ailede böyle bir konsept olmadığı için ben arada unutuyorum. Yani benim biraz borcum var da. Gündüz, o zaman bu koskocaman hediyeyi niye verdin bana? Ablanın kolyeyi verdiğinden haberi yoktu. Yani farklı bir boyutta, hani 6. his boyutunda vardı diyelim ama bu yaşadığımız fiziksel boyutta biraz şok oldu. Ben zaten bu Yemeni'yi daha çok sevdim. Altın ağırlık yapıyor. Hem esas manevi değeri olan bu. Yok canım ben... Tövbe. Bugün daha fazla yıpratmayacağım seni. Tamam. Hadi. Eyvallah. Ne kadar da güzel bir şey bu manevi değer ya. Çok. Öyle, öyle. Çok güzel ya. Vallahi çok beğendim ya. Nasıl durduysam şöyle de... Vallahi bak bu fotoğraflar içinde, haber içinde çok teşekkür ederim Mithat'cığım. Çok incesin. Ana olarak bastırttım sizin için. Sağ ol delikanlı, sağ ol, sağ ol. Evet. Sitedeki haberi de çok beğendiniz. Beğendik. Az önce de dediğim gibi. Evet. O zaman ben bir sakalımı alırım artık ha. Anlamadım. Dostluk bir yere kadar. Yani benim mahallede çok dostum var. Nasıl yani? Şimdi sen benden para mı istiyorsun? Abi, siteye haber yaptık. PR bir yerde. Geceye renk kattılar yazdım. Ah, zarif eşi yazdım. Bunlar nereden baksan 200 dolar eder. Renk kattılar ve zarif eşi 200 mü? He, yüzlerden. Peki, göz kamaştırdılar ve şıklıklarıyla nefesleri kestiler kaç para? 300 hallederiz abi. Vay arkadaş, böyle gazetecilik olmaz. Bu site bunu yapamaz. Siteyle bir alakası yok. Benim fikrim yani bireysel olarak geliştirdiğim bir sistem. Evet, paraymış. Sen koskoca ünlü bir CEO'yu çekmişsin. Teşekkür edeceğine para istiyorsun. Etik ol ya. Abi çok ayıp ettim be. 10 binlerce dolar alıyorsunuz. Sonra 200 kağıdı çok görüyorsunuz. 10 binlerce dolar. Alırım, almam. Parasında değilim. Ahlak meselesi bu. Hadi git. Bu da sana bir ahlak dersi olsun. Unutma bu ahlak dersini. Unutmam abi. Bende fil hafızası vardır. Asla unutmam. Salak. Dişlerini sıkı sıkı sıkı.
koşturdu öyle ya Yaşar ha? İyi gidi Vedat'ım orayı. Ay çok heyecanlıyım. Fakat gelmeyi kabul etmesi ne kadar büyük incelik. Para hiç mühim değil, gelince konuşuruz dedi. Muhtemelen bir yere bağış yapmamızı falan isteyecek. Zeki Bey ha? Adın daha önce hiç duymadıydık. Bence yurt dışında oyunculuk yapıyor. Londra'da falan. O sesindeki tanıdan zaten belli. Nasıl belli acaba ya? Ay Uzan, sen nereden bileceksin? O adam da bir Shakespeare olayı var. Hissettim ben. Misafiriniz geldi. Heh, hadi kalkın, kalkın. Kalkın. Buyursunlar. Zeki Bey. Efendim, rahatsız etmiyorum inşallah. Ay vallahi ya. Ay estağfurullah, hoş geldiniz beyefendi. İlayda Çıkrıkçoğlu. Evet, eliniz biraz terlemiş herhalde. Çok heyecanlı bir kişiliğim var. Böyle yalı falan deyince nerelere geldik acaba dedim. Çarpıntı tuttu efendim. O kadar da Shakespeare'e rağmen. Pardon efendim, bana mı dediniz? Yok yok, korkmayın. Çarpıntı ha? Gelirken kendi aplikasyonunuzu dinleseydiniz madem. Ay Tone'cim, terzi kendisi sökünü dikemez biliyorsun. Zeki Bey'cim ayakta kaldınız. Buyurun lütfen oturun. çay mı içersiniz, kahve mi? Sağ ol canım, hiçbiri. Gastritim var efendim benim. Sinirsel. Sinirsel mi? Tabii şimdi sürekli Londra'da tiyatro, sahne heyecanı falan yapar. Normal. Londra mı? Değil mi? Ben hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım efendim. Aa niye? Daha çok ekonomik sebeplerden ama uçağa da binemiyorum. Kapalı yerlerde duramıyorum da. Türkiye'de tiyatro yapıyorsunuz. Denedim. Ama sahneye çıkınca çok heyecanlandım ve hemen içeri kaçtım efendim. Başrol müydü? Yok. Hı. Mızrak tutuyordum efendim. Arkada. Ama o kadar çok kalabalığı karşımda görünce elim ayağım boşalıyor. Pardon beyefendi, siz nasıl geçiniyorsunuz? Anacığımla ve babacığımla yaşıyorum efendim, sağ olsun. Onlar bakıyorlar bana. Dikiş tutturamadık hayatta. Hayat çok acımasız malum. Bir, iki, üç, dört ve... beş beşi bir yerde. Gündüz. Ne asil kız, ne zarif kız, ne kibar kız. Boylu poslu dalyan gibi kız. Abla abarttın acık. Gündüz bana bak. Sakın altına geri geldi diye gizem ortada bırakma, sakın. Yok. Yok. Tövbe, hiç öyle bir şey yok. Sadece böyle bir gece yatınca kulağım uluyor. O bir kötü ama yani tamam, bende o iş, sıkıntı yok. Efendim, dizilerde, filmlerde hiç yapamadım. Senede bir iki tane seslendirme çıkıyor işte. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu aplikasyonu okuttular. Buralara kadar geldik. Bu iş benim meslek hayatımın zirvesi efendim. Burası mı meslek hayatınızın zirvesi? Efendim, nereden baksanız bir günde 500 lira. Muazzam bir para benim için. 500 lira mı? 400 de olur efendim. O aplikasyoncu arkadaşlar 500 verirler deyince ben o bakımdan söyledim. Ay vallahi ya, ağlayacağım. Bu ne be? Ay adamın hayatı full tram biliyorsun. Zeki Bey, biz hemen teksti alalım sizden, daha fazla yormayalım. Buyurun. Yapalım. Ama böyle olmaz ki. Siz bakarken yapamam. Heyecanlanırım. Ne yapacağız peki? Arkanızı dönerseniz belki, ha? Dönün, hadi Tone. Saçma. Saçma. Rahatça otur veya uzan. Gözlerini kapat ve beni dinle. Seni tanıyorum. Sen... İçinde her şeyi yapabilecek olan. Sosyete yavaş gelecek bize. Jet sosyete.